Adobe Captivate'i başlattığınızda görmüş olduğunuz gibi bir karşılama ekranı sizi karşılayacaktır. Bu ekranı şimdi basitçe bir inceleyelim ve yeni bir proje oluştururken hangi şablonları seçmemiz gerektiğini örnekler üzerinde görelim. Sol tarafta yer alan kısım Open butonu ile daha önce kaydetmiş olduğunuz projeleri açabilirsiniz. Alt kısımda yer alan tutoriyallar kısmında ise Adobe Captivate ile ilgili kullanım örneklerini ve dokümanları bulabilirsiniz. New Features kısmında ise 7. sürümde ile birlikte gelmiş olan yenilikleri görebilirsiniz. Create New kısmında yer alan şablonlar ise çeşitli projeler oluşturmak için kullanacağınız ayarları göstermektedir. Ancak bu şablonlardan herhangi birini seçtiğinizde o şablonla ilgili bir takım ayarlar ve işlemler başlatılmaktadır. Şimdi eğitim setimizde en çok kullanacağımız proje türlerini inceleyelim. İlki software simülasyondur, yani bir yazılım simülasyonudur. Eğitim setleri hazırlarken genelde bu simülasyon türü kullanılır. Bunu tıkladığımızda karşımıza bir kayıt aracı çıkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu aracı tıkladığımızda bir kayıt ekranı açılacaktır. Bu ekranda bir takım opsiyonlar bulunmaktadır. Bunlar belli bir bölgeyi kaydet, belli bir uygulamayı kaydet. Yani aplikasyonu seçtiğimizde alt kısımda yer alan menü açılacak ve bu menüde de şu an aktif olan programlarımız gösterilecektir. Bunu seçtiğimizde direkt olarak o programın penceresi içerisinde yer alan görüntü kaydedilecektir. Bir alt kısımda ise Custom Size ve Full Screen opsiyonları vardır. Custom Size'da belli bir ölçüde ekran görüntüsü yakalanabilir. Full Screen'i seçtiğimizde ise tam ekran şeklinde bir görüntü yakalanacaktır. Yani şu an görmüş olduğunuz kırmızı çizgi 640x480 piksel iken Full Screen'i seçtiğimizde tamamen ekranımızı kaplayacaktır. Dilerseniz alt kısımda yer alan kutucuklara da kendiniz piksel cinsinden değerlerinizi girebilirsiniz. Alt kısımda yer alan opsiyonlarda ise kayıtların nasıl yapılacağı ile ilgili opsiyonlar bulunmaktadır. Yapacağımız kaydın türü, pan sistemi, yani otomatik olarak mouse'a göre bir pan işlemi yapılabilir. Ses kayıt sistemi, burada yer alan mikrofon türlerinden hangi mikrofondan kayıt yapılacağı seçilebilir. Record butonuna tıkladığımızda bir kayıt işlemi yapılacaktır. Kayıt işlemini durdurduğumuzda ise bu ana kadar yakalanmış olan videolar Adobe Captivate sahnesine aktarılacaktır. Settings, yani ayarlar butonuna tıkladığımızda ise görmüş olduğunuz gibi bir takım referanslar açılıyor. Bu referanslarda kayıt işlemi sisteminde kullanacağımız opsiyonlar bulunmaktadır. Bunları hızlıca bir inceleyelim. Captions, yani başlıklarda bir başlık ekleme sistemi bulunuyor. Alt kısımda ise mouse hareketleri ve mouse'un tıklanması ile etrafında çıkacak olan işaretler, mouse'un tıklanması ile ilgili ses efektleri ve metin kutularına metin girildiğinde onunla ilgili opsiyonlar görülmektedir. Bir diğer önemli olan kısım ise case'tir, yani kayıt işlemi yaparken durdurma, duraklatma, ekranı resim olarak yakalama gibi opsiyonlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte panik, yani taşıma sistemiyle de mouse'un bulunduğu konuma göre kısa yol tuşlarını kullandığımızda oraya zoom yapılma işlemi uygulanacaktır. Diğer ayarlarda görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri, seslerin kaydedilip kaydedilmeyeceği, klavye seslerinin durdurulup durdurulmayacağı, nesneler taşınırken bunun hangi sistemle taşınacağı gibi opsiyonlar bulunmaktadır. Bunları zamanla inceleyerek detaylarını görebilirsiniz. Video demo projemizde yine görmüş olduğunuz gibi software ile aynı sistemi taşımaktadır. Blank projeye tıkladığımızda ise bizim gireceğimiz piksel ölçülerinde bir sahne hazırlanır. Hazırlanan bu sahnede bir takım şablonlarla birlikte çalışma sahnemiz oluşturulacaktır. Bir diğer projemiz ise Microsoft PowerPoint dosyalarıyla sunum yapma işlemidir. PowerPoint'te yer alan sahneler direkt olarak Adobe Captivate'e aktarılacaktır. Image Slideshow ise görsellerle ilgili, yani JPEG dosyalarıyla ilgili sunum yapma işlemidir.